Merhabalar, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Efendim, öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Nilsu Uğuz, mimarım. Konyalıyım. Bu şekilde. Evet. Şimdi Nilsu Hanım, kaç yıllık mimarsınız? Bir de bu mimar işine giriş hikayenizi merak ediyorum. Bahsedebilir misiniz? Mimarlık her zaman istediğim bir bölümdü. Kazandım, başladım, yapıyorum, mutluyum, evet. Seviyorum. Mimarlık deyince aklıma ilk önce estetik geliyor, işlevsellik geliyor. Estetik ve işlevselliği bir arada kombinleyip bu şekilde müşterilerimize sunumlar yapıyoruz. Onlar da beğenirlerse eğer bunu yapım aşamasına geçiyoruz, projelendiriyoruz. Daha sonrasında müşteri mutluluğunu gördüğümüzde zaten değiyor çalışmamıza. Evet. Çünkü yoğun olarak çalışıyoruz. Evet. Bir de o mutluluğu görmek de çok önemlidir. Evet. Sizler hem çiziyorsunuz, hem tasarlıyorsunuz, hem de projelendiriyorsunuz. Peki şunu merak ediyorum. Bir işte projecilik mi önemlidir, yoksa müşterinin isteği mi de önemlidir? Aslında ben ikisini de olmasını istiyorum. Birazcık mükemmeliyetçi olabilirim bu konuda. Zorluyorum kendimi sonuna kadar. İkisini de aslında bence mimarda budur. Yani hani ikisini bir arada en iyi şekilde verebilmektir. Ben de elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Çok güzel. Projelerinizden bahsedebilir misiniz efendim? Makam odası yapmayı ben çok seviyorum özellikle. Villaları çok seviyorum. Ahşapla oynamayı çok seviyorum. Ahşabın çok güzel bir dokusu var zaten. Mekanları da çok güzel yapıyor. Bu yüzden ışıklandırmayla birlikte seviyorum. Türkiye'nin bütün illerine gezdik neredeyse. Çalışmadığımız il yok gibi. Çalışıyoruz, gidiyoruz, geziyoruz, seviyoruz. Aslında hem gezerken hem de çalışıyorsunuz değil mi? Bir de o bölgenin tarihini, dokusunu hissetmiş oluyorsunuz. Ona göre de bir tasarlama yöntemi çıkabiliyor mu? Evet. O bölgede kullanılan malzemelere göre çevre binalarda kullanılan malzemeleri de tasarımımıza. Evet, tasarımımıza. Nilsu Hanımcığım, şunu da merak ediyorum. Siz bir binayı tasarladığınızda, projelendirdiğinizde ya da çizdiğinizde dikkat ettiğiniz hususlar, noktalar nelerdir? Genelde mimarlar nelere dikkat eder? Çevreyle ilişkisine ben çok dikkat ederim. Estetik açıdan dikkat çekici olmasına dikkat ederim. Onun dışında işlevsel olarak yerine getirebiliyor mu görevini? Bu benim için çok önemli. Bu şekilde. Nilsu Hanım, bundan sonraki hedefleriniz, hayalleriniz, düşünceleriniz neler olacaktır? Paylaşabilir misiniz bizlerle? Şu an kendi ofisimi açtım. Bu konuda ilerleyip bir marka olmak benim en büyük hedeflerimden biri. Daha çok insana ulaşmak, daha çok tasarım yapmak, tasarımlarımı daha çok duyurmak, adımı duyurmak, bunlar benim hedeflerim. Müşteri özellikle sizden ne istiyor, ne bekliyor? Ya aslında hani müşterinin istediği tamam, yani müşteriler çeşitli aslında. Bazıları işlevselliğe çok önem veriyor. Bazıları kullanış açısından diyor ki çok pratik olsun, ben estetiğe önem vermiyorum. Bazıları diyor ki güzel olsun. Hani önemli olan aslında oradaki amaç. Mesela bir makam odası hazırlıyoruz diyelim ki. Burada müşterinin neyi yansıtmak istediği, markasını, kalitesini yansıtmak istiyorsa birazcık daha şık bir tasarım. Estetiğe daha çok önem veriyoruz. Onun dışında mesela bir mutfak diyelim ki tasarlıyoruz. Burada kullanış çok önemli oluyor. Rahat ettirmek, daha kullanışlı, fonksiyonel bir ortam hazırlamak bizim için daha önemli. Peki, eminim bu sohbetten sonra izleyicilerim sizlerle iletişim kurmak isteyeceklerdir. Sosyal medyada hangi isimle varsınız? Bir de bulunduğunuz yer tam olarak neresi? Bulunduğum yer Karaman Caddesi'ndeyim. Instagram hesabımdan ulaşabilirler. NS Mimarlık Proje şeklinde bir Instagram hesabım var. WhatsApp'tan ulaşabilirler.